Kurtuluştayız. Tarihi sorumluluk Erdoğan'ın omuzlarında. Kudüs'ün geleceğini Amerika ve İsrail mi belirleyecek yoksa Müslüman ülkeler ve Türkiye mi? Kamuoyundaki algıya bakılırsa Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan Amerika ve İsrail'in zorbalığına direnecek dünyada çok fazla devlet güç yok. Bu konuda Müslümanların umut olarak gördüğü tek ülke Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye. Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından sonra Türkiye'nin üzerindeki sorumluluk her zamankinden daha fazla arttı. Oysa 22 Arap ülkesinden bahsediliyor. Bunun yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı var. 50 yıl önce Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar üzerine kurulan İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak için kurulan bu teşkilatın Amerika ve İsrail zorbalığına direnecek ne kadar gücü var? Körfez ülkeleri İsrail'e angaja edilmiş durumda. Daha yeni Suudi Arabistan müftüsü İsrail'le savaşmanın caiz olmadığına ilişkin fetva vermedi mi? İsrail Müslümanlara saldırılarına hız verirken Arap devletlerine abilik yapan Suudi Arabistan'ın bu tavrını nereye koyalım? Kudüs meselesi bir Arap sorunu değil, Müslümanların sorunudur. İsrail adım adım Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü ele geçirmekte, Müslüman mabetleri yıkarak kendi tapınaklarını dikmeye doğru ilerlemektedir. İslam coğrafyasındaki savaş, çatışma ve kaosun sebebi İsrail'in bu ilerleyişiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Irak ve Suriye'yi önce işgal ettiler, burada yaşayan Müslümanları ya yok ettiler ya da mülteci olarak dünyanın dört bir tarafına savurdular. Irak, Suriye, Afganistan, Libya, Yemen, Lübnan, Mısır'ın içine yuvarlandığı felaketin sorumluları Müslümanlar değil, aksine Batı sistemidir. Şimdi de Amerika İsrail'e angaja Arap devletleriyle birlikte Müslümanlar arasında daha büyük savaş çıkarmayı planlamaktadır. Bu karmaşık tablo içinde batıya angaja olmayan tek Müslüman ülke Türkiye'dir. Bu durum batının canına hayli sıkmaktadır. Bu perspektiften bakıldığında batı sisteminin Türkiye'yi sistematik olarak hedef haline getirmesi, terör örgütlerini devreye koyarak ülkemizi Irak ve Suriye gibi bölmeye çalışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik uluslararası bir darbe geliştirmeleri hiç anlaşılmaz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, bugün batı için Osmanlı etkisi yaratan bir ülke konumundadır mundadır. Trump'ın Kudüs kararına en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiştir ve bu İsrail'in fazlasıyla canını sıkmıştır. Dikkat edilirse Tel Aviv'den gelen ilk tepki açıklaması Osmanlı devri bitti yönünde oldu. Ama İsrail de biliyor ki güçlü Türkiye zaten Osmanlı demek. Hazımsızlıkları öfkeli, tepkileri bu yüzden. Amerika'nın Kudüs kararına karşı koyacak ve bu kararı dünyada geçersiz kılacak en etkili güç Türkiye'dir. Bazen isteseniz de tarihin omuzlarınıza yüklediği sorumluluktan kaçamazsınız. Tarih bu görevi Ankara'nın omuzlarına bırakmıştır bile. Türkiye İslam dünyasına öncülük etmekle vazifelendirilmiştir. Bu vazifeyi omuzlarında taşıyan lider Erdoğan'dır. Kurtuluştayız akşam.